Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Apple Watch serilerinde pil sağlığı nasıl kontrol edilir, değeri kaç olmalı, kullanım süresi veya pilin ömrü nasıl arttırılır? Kısacası akıllı saatinizi daha uzun kullanabileceğiniz ipuçları bu bölümde. Tekrar merhabalar, umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Başlangıcı pil sağlığını aynı iPhone'larda olduğu gibi nasıl görebileceğinizle yapalım. Bunun için ayarlar pil menüsünden pil sağlığı değerini kontrol edebilirsiniz. Eğer maksimum kapasiteniz %80 ve üzerindeyse hiçbir sıkıntı yok. Ancak benim gibi altındaysa bu durumda akıllı saatinizin pil sağlığı pek de yerinde değil demektir. Bu değer bende %75 olmasına rağmen açıkçası gün içerisinde hissettiğim herhangi bir olumsuzluk veya yavaşlık da yok. Bu yüzden bu değeri gördüğümde şaşırdığımı söyleyebilirim. Diğer taraftan yine aynı menü altında yer alan iyileştirilmiş pil şarjı özelliğinin de aktif olduğundan emin olun. Çünkü özellikle akıllı saatinizi gece boyunca şarjda bırakıyorsanız kapasitesi %80'e ulaştığında pilin dolumu ciddi oranda yavaşlayacaktır. Böylelikle pil sağlığınızı daha uzun süre koruyabileceksiniz. Sıradaki önerim Siri ayarlarını tekrar gözden geçirmek. Çünkü Apple'ın akıllı asistanı sizden gelecek komutları saptamak için birden fazla yol kullanıyor. Eğer hepsini birden açarsanız Siri sürekli tetikte olacağından gereksiz yere pil tüketecektir. Bunu engellemek için ayarlar Siri menüsünden kullanmadığınız seçenekleri kapatabilirsiniz. Ben genelde alışkanlıktan mıdır bilmiyorum ama Siri'yi her zaman Digital Crown'a basılı tutarak aktif hale getiriyorum. Hey Siri veya konuşmak için kaldır seçeneklerini kullanmıyorum. O zaman bu seçeneklerin boş yere açık kalmasına da hiç gerek yok. Böylelikle mikrofon veya sensörler boş yere enerji de tüketmemiş olacak. Bu arada kanalda Apple Watch'lara sosyal medya uygulamalarının nasıl yüklenebileceği, uygulama önerileri veya kullanım ipuçları gibi birçok içerik bulunuyor. Hepsini hem açıklamalara hem de kartlara ekledim. Bir de içeriklerimi beğeniyorsanız 20.000 aboneye daha hızlı ulaşabilmem için videoyu beğenip kanala da abone olabilirseniz çok sevinirim. Akıllı saatimiz telefon ile olan iletişimini öncelikle Bluetooth üzerinden, eğer telefonunuz yakınlarda değilse de Wi-Fi üzerinden gerçekleştiriyor. Bağlantı alternatifleri arasından Wi-Fi ise en fazla pil tüketen seçenek. Bu nedenle eğer telefonunuz sıklıkla yanınızdaysa Wi-Fi özelliğinin açık kalmasına hiç gerek yok. Kapatarak pil tüketimini ciddi oranda azaltabilirsiniz. Arka planda uygulama yenileme özelliği ya tamamen kapatılmalı ya da uygulama bazında yeniden düzenlenmeli. Çünkü hepsi kapanırsa bu durumda kadran üzerinde bulunan bilgiler gerektiği gibi yenilenemeyecektir. Bu işlemi ayarlar genel arka planda uygulama yenile sekmesinden belirleyebilirsiniz. Örnek olarak kullanmıyorsanız tüm gün boyunca fitness takibi veya otomatik egzersiz algılama özelliklerini veya akıllı saatinizden takip etmiyorsanız maillerin kontrol edilmesini de kapatabilirsiniz. Gereksiz işlemleri ortadan kaldırarak böylelikle pil tasarrufu da sağlayabilirsiniz. Arka planda çalışan uygulamaların sayısını azaltmanın bir başka yolu da telefonunuza yüklediğiniz her uygulamayı akıllı saatinize kurmamak. Ayarlardan App Store menüsüne girip otomatik indirmeler sekmesini kapatarak bu işlemi engelleyebilirsiniz. Sonra da akıllı saatinizin uygulamalar ekranına uzun süre bastıktan sonra çıkan menüden uygulamaları düzenle sekmesine basarak çarpı işaretinden gereksiz uygulamaları kaldırabilirsiniz. Böylelikle hem gereksiz yere depolama alanınızı doldurmayacak hem de gereksiz yere pil tüketmemiş olacaksınız. Çözümlerden bir diğeri benim çok tercih etmeyeceğim ama aranızda önemsemeyenlerin uygulayabileceği bir yöntem olarak konum servislerini kapatmak. Bu özelliği ayarlar gizlilik ve konum servisleri menüsünden en baştaki sekmeyi pasif hale getirerek kapatabilirsiniz. Ancak konum servislerini kapatmak başta haritalar olmak üzere antrenman, hava durumu, Google Maps veya anımsatıcılar gibi uygulamaların bazı özelliklerini sınırlandıracaktır. Antrenman sırasında enerji tasarrufu modunu aktif hale getirmek de pil tüketimini ciddi oranda azaltacak etkenlerden bir başkası.
ayarlardan antrenman menüsü altında bulunan enerji tasarrufu modu sekmesini açarak bunu sağlamış olursunuz. Ancak bu durumda kalp atış hızını takip eden sensör de kapanacağından bazı antrenmanlar için yakılan enerji veya kalori miktarı gibi hesaplamalarda hatalar olabilir. Ben şahsen bu özelliği kapatmıyorum ama eğer sizin için önemli değilse kapatabilirsiniz. Kadran seçeneklerinde beyaz rengin baskın olduğu tasarımlara ek olarak bir de içerisinde bir sürü gösterge barındıran seçenekleri kullanırsanız pil tüketiminiz de ciddi oranda artacaktır. Burada mümkün olduğunca koyu renklerin hakim olduğu, daha az bilgi içeren minimal tasarımları tercih edebilirsiniz. Kadranlarınızda kullandığınız göstergeler demişken, buradaki komplikasyon seçimlerinizde pil tüketimini olumsuz etkileyebilir. Örnek olarak gürültü denetimini açarsanız, mikrofonunuz sürekli bulunduğunuz ortamı dinleyeceğinden harcadığı enerji miktarı da haliyle artacaktır. İhtiyaç duymadığınız bildirimleri kapatarak da arka planda sürekli çalışan veri akışını engelleyebilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzdaki Apple Watch uygulamasından bildirimler sekmesine girerek ihtiyaç duymadığınız uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz. Kapattığınız uygulamalar sadece akıllı saatteki bildirimleri göstermeyecektir. Telefondaki versiyonundan bildirimler almaya devam edeceksiniz. Uyku planı oluşturarak akıllı saatinizin gece boyunca daha az işlevi yerine getirmesini sağlayabilirsiniz. Bu özelliği açtığınızda aynı zamanda uyku odağı özelliğini de açacağınızdan hem telefonunuzun hem de akıllı saatinizin belirleyeceğiniz saatler arasında daha az iş yapmasını sağlar. Bunun için cep telefonunuzdaki sağlık uygulamasından uyku menüsüne girip en aşağıda bulunan seçenekler sekmesine girerseniz uyku odağı için rahatlama sırasında açılır ve uyku ekranı sekmelerinin açık olduğundan emin olmalısınız. Böylelikle ekranınız gece boyunca parlaklığını kısacağından hem rahatsız olmanızı engelleyecek hem de daha az enerji tüketmiş olacak. Bazen işletim sisteminde bulunan hatalar nedeniyle pil tüketimi kontrolümüzün dışında artabilir. Bunların önüne geçmek için düzenli olarak güncellemeleri takip edip yüklemeniz gerekiyor. Bunun için ayarlar, genel yazılım güncelleme menüsünden yeni sürüm olup olmadığını kontrol edebilir, varsa da yüklenmelerini sağlayabilirsiniz. Sürekli açık ekran özelliğini kapatmak da bir başka çözüm. Ben Apple Watch'un 4. serisini kullandığım için bu özellik bende maalesef yok. Ama seri 5 ve üzeri modele sahip olan takipçilerim ayarlar, ekran ve parlaklık menüsünden sürekli açık ekran sekmesini pasif hale getirerek kapatabilir. Bu özellik bende olsaydı açıkçası kapatmayı hiç tercih etmezdim. Son olarak eğer aldığınız her önleme rağmen akıllı saatiniz gereğinden fazla pil tüketmeye devam ediyorsa önerebileceğim son çare saatinizi tamamen sıfırlayıp yeniden kurmak olur. Bunun için telefonunuzdaki Apple Watch uygulamasından önce genel sonra da sıfırla sekmelerine basıyorsunuz. Çıkan menüden Apple Watch içeriklerini ve ayarlarını sil sekmesiyle ilerleyince telefonunuz önce yedeğini alacak sonra da sıfırlama işlemine başlayacaktır. Evet, umarım bölümde bahsettiğim ipuçları sayesinde Apple Watch akıllı saatlerinizin pil sürelerini arttırabilirsiniz. Sonuçları benimle açıklamalarda paylaşabilirseniz çok sevinirim. Kapatmadan önce bölümü buraya kadar izleyenlere teşekkür ederken, abone olmayanlar birazdan sanırım şuradan bildirecek düğmeye basabilir, şuradan ve şuradan da önceden paylaştığım diğer içeriklerime gidebilirler. O zaman tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ama aranızda önemsemeyenlerin enerji tasarrufu modunu burada mümkün olduğunda aynı zamanda uyku odağı özelliğinin de daha az iş yapmasını sağlamak için düzenli olarak güncellemeli